aslında. Birinci turun sonucuna ilişkin dün Sayın Akşener'de konuğumuzda, o da dedi ki biz daha çok bir pozitif kampanyayla hayat pahalılığı, temel ekonomik sorunlara odaklı bir süreç yönettik. Ama beka üzerinden Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü kampanyanın toplumda ne kadar karşılık gördüğünü tümüyle yanlış ifade kullanmak istemem ama bu kadar tuttuğunu, bu kadar karşılık gördüğünü tahmin edemedik dedi. Evet. Yani bu söylem, insanların beka kaygısı, toplumdaki bu hassasiyetin sizin tarafınızdan yeterince açıklandığını, yani bu kaygı yaşayan kişilere bunu yeterince anlattığınızı düşünüyor musunuz? Burada bir eksik sizce var mıydı? Eksik değil, yanlış var. Hı. Biz hiçbir zaman bir seçim kampanyasının bu kadar kara ve bu kadar lekeli olduğunu hiç düşünmedik. Bir daha ifade edeyim. Bir seçim kampanyasının iktidar tarafından bu kadar kirli, bu kadar kötü, bu kadar yalana dayalı bir kampanya olduğunu hiç düşünmedik. Aklımın ucundan bile geçmedi. Allah aşkına şu aklınıza gelir miydi ya? Efendim sen teröristlerle berabersin. Erdoğan dün akşam ne söyledi? Dündü galiba değil mi? TRT'de. Evet. Efendim işte Kandil'le ortak efendim bir şeyler yapmışız. Ne yapmışız? Video. Kandil'le ortak görüntüler mi çıkmış? Öyle bir şey söyledi. Kampanya videosunu. Efendim? Kampanya, sizin kampanyanızın videosu. Sözde kampanya yapmışız. Ondan sonra da gazeteci arkadaş soruyor, ben bunu anlayamadım diye, işte montajlı falan filan. Bana söyler misiniz ya? Vicdanı olan bütün vatandaşlarıma soruyorum. Vicdanı olan, ahlakı olan, erdemi olan ve inancı olan. Ya nasıl olur da, nasıl olur da beni Kandil'le ben gideceğim de ortak bilmem şey düzenleyeceğiz. Neydi? Program ya da ne diyorlardı ona? Video ya da işte kampanya, görseller. Ya hayatım boyunca, hayatımın bütün evresinde, yani bırakın siyaseti, hayatımın bütün evresinde karşı çıkan, teröre karşı çıkan birisi için bu kadar yanlış, bu kadar ahlaksız, bu kadar düzeysiz bir şey nasıl yapılabilir ya? Ve devleti yöneten yapıyor. Sahte videolar, sahte video üreten kişiye ne denir? Sahtekar denir değil mi? Bu kadar açık. Bir sahtekar nasıl bunu yapabilir? Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekarlık yapabilir? Dedim yani. Ya Allah'a sığın diyorum dedim ya. Allah'a sığınıyorum. Ya bu kadar iftira, bu kadar nankörlük, bu kadar düzeysizlik bu Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Keşke karşıma gelse de yemin et desem ya. Yemin et. Allah'a inanıyorsan yemin et derdi. Sen nasıl ve hangi yüzle bu videoları çıkıp seçim meydanlarında gösteriyorsun? Ve bunların doğru olduğunu söylüyorsun. Ya insanda biraz ahlak olur ya. Biraz erdem olur ya. Biraz inanç olur ya. Biraz Allah'a inanç olur ya. Bunlarda Allah'a inan da yok. İnanç da yok bunlarda. Peki efendim, İftira at, ben yerimde kalacağım. İftira at. Niye iftira atıyorsun? Hangi gerekçeyle iftira atıyorsun? Senin ne halt ettiğini ben biliyorum. Kandil'in anahtarı senin cebinde. Telefonlar senin cebinde. Beni niye suçluyorsun? Beni suçluyorsan karşıma çıkacaksın. Karşıma çıkacaksın. Erkek er gibi çıkacaksın karşıma. Kendini erkek olarak görüyorsan erkek olarak çıkacaksın karşıma. Ben de çıkacağım. Hesaplaşacağız. Önüme koyacaksın videoları. Önüme koyacaksın ses kasetlerini. Nedir bu rezalet ya? Ha, biz bunu hiç düşünmedik. Çünkü Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik. Eleştiri olabilir. Ben buna saygı gösteririm. Beğenmeyebilir, saygı gösterebilirim. Başka eleştiriler yapar, ben buna saygı gösteririm. Ama yalan üzerine, iftira üzerine, karalama üzerine aşağılık bir politikayı, aşağılık bir kampanya hiç düşünmedim. Seçim meydanlarında gösteriyor ve sanki biz yapmışız onu bunlarla. Ve çıktı. Ya gerçekten Allah büyüktür. Rahmetli babam derdi ki, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur. Yani çıktı devletin televizyonda bunların montaj olduğunu söyledi. Peki Allah aşkına ya, madem montajsa sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun ya, bir montajı binlerce kişiye nasıl gösterirsin ya? Bir montajı kalkıp da senin bütün televizyon kanallarında nasıl gösterirsin ya? Ya insanda biraz ahlak olmaz mı ya? Erdem olmaz mı ya? Böyle bir rezalete nasıl izin verirsin ya? Sen cumhurbaşkanısın ya. Ben buna izin vermem dersiniz. Benim önüme montaj getirmeyin dersiniz. Ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım dersiniz. Bir cumhurbaşkanı bir montaj yapamaz. Bir montaja sığınamaz. Bir rezalete sığınamaz. Bir karalamaya sığınamaz dersin. Peki bunu efendim, biz bunu hiç hesaplamadık. İkinci turu için bunu dikkate alarak bir şey yaptınız mı? Yani mesela hani hep deniyor ya işte biraz milliyetçileşiyor işte Millet İttifakı falan, öyle bir algı var işte Sinan Oğan'la ya da işte Ümit Özdağ'la görüşme üzerinden. Buna öyle bakanlar var. Yani bu o doğrultuda alınmış bir karar mı yoksa? Yok efendim, hiç bakmasınlar öyle. Ya altı okumuzdan birisi zaten milliyetçilik. Biz zaten milliyetçi bir partiyiz. Altı okumuzdan birisi o. Altı okumuzdan birisi devletçilik. Yani sosyal devlet. Milliyetçilik, milliyetçilik nedir? Vatanseverlik değil midir? Vatanseverliktir. Milliyetçilik, bana söylesinler. Milliyetçilik 6 milyon sığınmacıya Türkiye Cumhuriyeti kapılarını açmak mıdır? Milliyetçilik. Milliyetçilik hudut namustur kavramından vazgeçip bütün hudutları yol geçiren hanla çevirmek midir milliyetçilik? Milliyetçilik budur mudur Allah aşkına yadır ya? Milliyetçilik bu ülkede üreten kişinin üretmemesi için çaba harcayıp her şeyi dışarıdan getiren midir milliyetçilik? Bunların milliyetçilikle falan bilgileri de yok. Kesinlikle milliyetçilikle bilgileri yok. Milliyetçi dediğiniz adam, yurtsever dediğiniz adam, vatansever dediğiniz adam Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmaz ya. Kaçıran adam, kendi vatan toprağını terk eden adamdan milliyetçi mi olur ya? Biz var olan sorunları, seçim kampanyamız şöyleydi. Var olan sorunları nasıl çözeceğimizi anlattık. Bu süreçte evet, işte ben de aslında biraz onun için sordum. Fakat yani karşımıza devletin hani valisi, neyi eksik devletin yaptığınız... kaymakamı, devletin cumhurbaşkanı, devletin bakanları, devletin televizyonu. Bir daha söyleyeyim. Devletin bütün televizyon kanalları artı havuz medyasının bütün televizyon kanalları ya neredeyse bizi terörist ilan edecekler. Akıl alacak daha şey. Daha önce sizle burada yaptığımız röportajda da konuşmuştuk. İşte teröristlerin seçim sonucuna yönelik temennileri, yorumları, size destek açıklamaları, bu videolar üzerinden zaten bu çok konuşuluyor. HDP'den de bu videolara bir tepki gelmedi. Siz belki muhatap almak istemediniz, bilemiyorum ama bunlara ilişkin belki daha keskin bir tavır göstermek gerekirdi diye bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Ben tabii ifademi dikkatli kullanmak istiyorum. Elbette teröristlerin videolarından bahsediyoruz. Onu da bir kenara koymak lazım. Ama belli ki bunların etki ettiği toplumun bir kesimi var ve bugün hala bunlarla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Teröristlerin videoları kime yarar? Şimdi aklımızı kullanalım. Değil mi? Kur'an'da da yazar aklınızı kullanmıyor musunuz diye. Aklımızı kullanalım. Teröristlerin yaptığı açıklama kimin işine yarar? Benim işime yarar, sarayın işine mi yarar? Şöyle düşündüğünüz zaman sarayın işine yarar. Onları kim konuşturuyor? Saray konuşturuyor. Ben boşuna mı diyorum Kandil'in anahtarı Erdoğan'ın cebindedir diye? Boşuna mı söylüyorum? Oradaki unsurları harekete geçirdiğini ben bilmiyor muyum? Gidip görüştüklerini ben bilmiyor muyum? Bütün dolaplarını biliyoruz bunların. Olayı alıp ekonomik krizi bir tarafa bırakmak, yoksulluğu bir tarafa bırakmak, devletin beka sorunu. Beka sorunu zaten sensin. Memleketi kuru soğana muhtaç eder hale getirdin ya. Türkiye'yi dünyada yalnızlaştırdın. Beka sorunu budur. Rüşvetin, yolsuzluğun meşrulaşmasıdır beka sorunu. Beka sorunu budur. Siz kalkıp da bütün bunların hepsini memleketin bu haline bırakıyorsunuz. Memleket elden gitti. Evet biz de diyoruz ki bu memleket elden gitmesin. Bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Bu kadar yol geçen haline dönmesin. Yarın öbür gün sığınmacı sayısı 10 milyondan 30 milyona çıkacak. Türkiye çok daha büyük bir sıkıntının içine girecek. Bakın bugün Hatay'da Muhtarlar Derneği Başkanı hakkımı helal etmiyorum dedi. Hakkımı helal etmiyorum. Ne için? İktidara diyor. Hatay'ı bu duruma soktukları için. bizleri perişan ettikleri için. Yine aynı şekilde Kaynakçılar Tornacılar Dernek Başkanı, Reyhanlı'da diyor, Reyhanlı kadar Suriyeli var diyor. Benim dükkanım var, vergi veriyorum. Suriyeli'nin de dükkanı var, vergi vermiyor diyor. Ben 2. sınıf vatandaşım, Suriyeli 1. sınıf vatandaş diyor. Beka sorunu bu mudur? Beka sorunu budur. Erdoğan ne diyor? Suriyelileri göndermeyeceğim diyor. Burada kalacaklar diyor. Yarın yenileri gelecek diyor. 30 milyona çıkacak sayıları diyor. Beka sorunu bu değil midir? Hele Hatay. Bizim için Hatay dokusu çok önemlidir. Evet. Bütün bunları toplumun gözünden kaçır. Efendim işte biz teröristlerle yan yanaymışız. Bunu çık topluma anlat. Çıksın, yüreği yetiyorsa, ve namuslu bir insansa çıkar karşıma bunları anlatır. Benim karşıma çıkar anlatır. Çıksın karşıma. Şimdi... Niye çıkmıyorsun?